tam zamanında geldin. Bir şey yemedin değil mi? Yemedim. Harika. Yemiş olsaydın dilimden kurtulamazdın. Hadi gel. Biraz konuşalım mı? Dur ben yemekleri koyayım soğumasın, ondan sonra konuşuruz. Ömer nerede? Niye beraber gelmediniz? İşi varmış. Sen nereye kayboldun öyle? Yurt dışından arkadaşım geldi. Onunla görüştüm. Bak kızım. Sen bizim misafirimizsin. Başımızın üstünde yerin var. Ama bu evinde bazı kuralları var. İzahat vermeden öyle çekip gidemezsin. Sonra da kafana esince gece yarısı dönemezsin. Bundan sonra evden ayrılmayacağım. Merak etmeyin. Hem Berin'e karşı da davranışlarını değiştirmen lazım. Genç kızsın anlıyorum tabii ama Berin'le Ömer sözlü sayılırlar. Hiç olmayacak bir şey için kızın huzurunu kaçırma. Neymiş o hiç olmayacak şey Enise Hanım? Kızım işte biliyorsun, söyletme beni. Ömer'le olmaz. Sen de bir gün inşallah layığını bulursun. Ben layığımı buldum Enise Hanım. Ömer bana evlenme teklifi etti. Ne dedin sen? Evlenme teklifi etti. Benim kabul ettiğimi söylememe gerek yok herhalde. Allah, Allah'ım ne günah işledim ben yarabbim. Şuradan ilaçlarımı getir. Ay yüreğime gidecek. Didem de hasta bakacak zamanı buldu. Annesi burada elden gidiyor. O Güler Hanım'a bakıyor. Bundan sonra ben sizinle ilgilenirim, merak etmeyin. Anneciğim. Ay, ay bana bir şey oluyor. Ay kalbim sıkışıyor. Allah, Allah'ım ne olur bu bir kabus olsun. Ne olur yarabbim. Ah, ah bir, ah benim bahtsız kızım. Tam zamanında geldin. Bir şey yemedin değil mi? Yemedim. Harika. Yemiş olsaydın dilimden kurtulamazdın. Hadi gel. Biraz konuşalım mı? Dur ben yemekleri koyayım soğumasın, ondan sonra konuşuruz. Hadi otur biraz konuşalım. Hı?
Ömer, bugün tatsız şeylerden bahsetmesek olur mu? Yani biliyorum bir sürü sıkıntım var. Mücadele etmen gereken bir sürü şey var. Ama bir kural koysak, bu masaya oturduğumuzda bizden başka her şeyi, herkesi dışarıda bıraksak. Kırılma bana ne olur. Senin sorunlarını önemsemiyorum sanma. Ama ne bileyim, ben çok mutluyum ve bunu hiçbir şeyin bozmasını istemiyorum. Neyden mutlusun? Yani elinde ne var mutlu olacak? Sen varsın Ömer. Başka bir şeye ihtiyacım yok ki. Benim hayatım malum. Benimle gerçekten bir geleceğin olacağını düşünüyor musun? Biliyorum. Tehlikeli bir hayatım var. Benim annem de benzer şeyler yaşadı, biliyorsun. Ama bir gün olsun gözünde bir pişmanlık görmedim. Babanla geçirdiğim her gün her şeye değerdi dedi bana hep. Ben de düşündüm. Kaybetme korkusuyla baştan vazgeçmek bana göre değil. Annemin kızıyım, ne yapayım? Ömer, bir sorun mu var? Buyur anne. Geliyorum, tamam. Annemin biraz çarpıntısı tutmuş. Didem evde yok. Ben gideyim. Dur, ben de geleyim. Haber veririm bir şey olursa. Biraz vaktin var mı gözüm? Vakit değil de tadım yok kirve. Thank you.
Annen nasıl? Daha iyi merak edilecek bir şey yok. Sevindim canım. Ben televizyonun karşısında uyuyakalabilirim. Gelirsen diye anahtarı saksının altına bırakırım.